Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TTAYT Geometri Soru kitabında çemberde yay uzunluğuyla ilgili testin çözümünü yapacağız. Yani 12. testin çözümünü yapacağız. Öğreniyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC açısı 45 derece ve ADC yay uzunluğunu 2 π olarak vermişler. Evet. Burası 45 derece ise çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. E yarıçapı çapı çizdikten sonra burası R burası R. 45 gördüğü yay 90. O e, zaman burası da 90 oldu. Çeyrek yay uzunluğu. Yani 90'lık yay uzunluğu. 2 pi r. 90 bölü 360. Neye eşit diyeceğiz? 2 pi'ye eşit diyeceğiz. 2 pi'ler gitti. r de buradan neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Yani birinci soru C han oldu. Geldik ki hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşım r1, r2, r3 verilmiş bize. Ee, burada bir de küçüklük sırası şeklinde verilmiş. Atıyorum buraya bir verelim. R1'e 1, R2'ye 2, R3'e de 3 verelim. Ona göre işlem yapalım. Hangisi her zaman doğrudur diyor. Evet çevreleri de evet R1, R2, r 3 böyle küçükse küçükten bir doğru sıralanmışsa çevreleri de küçükten bir doğru doğrudur arkadaşlar. Çünkü bir tanesinin çevresi 2 pi R1 sonra küçüktür 2 pi R2 küçüktür 2 pi 3 Niye? Çünkü sen şöyle diyelim daha doğrusu R1, R2 ve R3 olduğunu biliyorsun. Sen bunu pozitif bir sayıyla çarptığın zaman ne oluyor o zaman? Eşitsizlik yön değiştirmiyor. 2 pi r 1 küçüktür 2 pi 2 küçüktür 2 pi 3 şeklinde oluyor. Demek ki çevre 1 çevre 2'den çevre 3'ten ne oluyor? Küçük oluyor. Sıralama bu şekilde. Sonra çevre 1 bölü 2 r 1 çevre 2 bölü 2 r 2 yapalım bakalım. Onu da 1 2 3 demedik ama olsun. Bir tanesi 2 pi 1 bölü 2 r 1 eşit midir? 2 pi 2 bölü 2R2'ye eşit, e eşit midir? 2 pi r 3 bölü 2R3'e eşit midir? 2R3'ler gitti. 2R2'ler gitti. 2R1'ler gitti. Pi 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 kaldı. Bu da doğru oldu mu? Oldu. Üçüncüye bakalım. Çevre 1 ile çevre 2'nin toplamı. Yani bunun bir tanesine de 1 demiştik. Bir tanesine de 2 demiştik. Yani burası ama her zaman sağlanacak mı? Bak sağlanmayacak değerde yazabiliriz aslında. 1 ile 2'nin toplamı 3 yapıyor. Evet 2 pi r1. Yani 2 pi r 2 pi r1. r1 1 diye Artı 2 pi r2. E, büyük müdür? 2 pi r3'ten. Bakıyorum. A Büyük olmadı. 4. Bu da 6 pi. 6 pi büyüktür. 6 pi geldi. Yani böyle bir e, büyüklük var mı arkadaşlar? Yok. Yani bu yanlış. Dolayısıyla ne olacaktır cevabımız? 1 ve 2 olacaktır. O zaman ikinci soru cehan oldu. Geldik 3'e. Evet yarı çap 2 olan bir şey böyle döndürmüş. Kaç tur atmıştır diye soruluyor. Arkadaşım normalde bir tur attığı zaman ne olacak? Şöyle 2 pi r1 kadar gidecek. Yani r kadar gidecek. 4 pi kadar gidecek. O zaman her bir turda 4 pi kadar gittiyse 84 pi'yi ben 4 pi'ye böldüğüm zaman kaç çıkıyor? 4 pi'ye böldüğüm zaman 21 mi çıkıyor? Evet 21 tur 60 oluyor o zaman. Üçüncü soru C an oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi gençler burada yarım yay var. Kaç? Yarı çapı kaç? 2. Şuraya bakacak olursak burada da yarım yay var. Yarı çapı kaç? 4. Sonra şuraya bakacak olursak da şu büyüğüne bakacak olursak da bunun da yarı çapı 4. 8 değil mi arkadaşlar? Evet 8. 8 yarı çaplı bir yarımda yayı daha var. O zaman burada ne diyeceğiz? Yarı 2 olan. Yani 2 pi r artı. 2 pi re, artı 2 pi re. Yani yarıçap 2 4 8. 16 8 24. 4 daha 28. Bir dakika bu yerin. a bir de bölü 2'leri de var. Bölü 2'leri niye unuttuk? Yarım yaylar çünkü bunlar. O zaman burası 8 4 daha 12. 2 daha 14. O zaman cevabı 14 pi yapmış oldu. Çünkü yarım yay uzunlukları sorulduğu için bölü 2 değmeyi unutmayalım. O zaman 4. soru kesir geldik. Geldik 5. soruya. Yarım yaylar var burada ve boyalı bölgenin çevresi 15 pi olarak verilmiş. Arkadaşım, şuraya a, a dersek, buraya da BB dersek yarıçapına. Büyün ki 2 artı 2B oldu. Çapı yarıçapına olacak o zaman A artı B olacak. Evet yarım olduğunu unutma. Şu 2 pi A artı B bölü 2 artı sonra bu 2 pi A bölü 2 artı 2 pi B bölü 2 toplamı kaç eşitmiş? 15 piye eşitmiş. Buradan bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. Pi A artı Pi A. 2 Pi yaptı. Artı Pi artı Pi de 2 Pi yaptı. Eşittir 15 Pi ise Pi parantezini aldığımızda Pi'ler gitti. 2 artı 2 B 15 ise A artı B'yi 15 bölü 2 bulduk. AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğuna bakacak olursak 2 artı 2 B isteniyor bizden. E, arkadaşım 2 artı 2 B'ye de keşke sadeleştirmeseydik ama olsun. Neyse 5. soru böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 6'ya. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Hadi bakalım. Çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirince merkez çektik. Merkez teğe çektik. Ve anahtar kelimeleri kullanıyoruz kardeşim. Merkez çektik. Ya bu niye burada şey olmuş? Uzunlukta yer almış. Onu anlamadım ama yarı çapı 2 cm olan özdeş kavanoz kapağının etrafına bir lastik böyle sabitleniyor. Mavi o boyalı bölgenin alanları toplamı. Keşke çevresi olsaydı. Neyse alana gelmedik ama olsun. Alanda basit kardeşim. Mavi boyalı bölgenin alanını bulurken dikdörtgenin alanından neyi çıkartacaksın? Bu da dikdörtgen ya. İki tane çeyreği çıkartacaksın. Burada da iki tane çeyreği çıkartacaksın. Yani şurada yarım çıkartacaksın. Oradan çıkacak. Yarı çapları kaç? 2. Evet yarı çapı 2. 2 birim 2 birim. E burası 4 birim. O zaman bir tane A alanı bulacak olursak diğerleri de aynı A alanı. Oo, bir de şurada da bir alan var. Şuraya da mavi alandan bahsediliyor. O zaman mavi alandan bahsediliyorsa şey mi yapsak acaba? Tüm alandan 3 tane daireyi mi çıkarsak? O da olur. Çünkü bir de B alanını bulmak için uğraşacağız. Değil mi? Evet. O şekilde yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. O zaman tüm alanı bulalım. 4 kere 2 8. Arkadaşım burada kalan 8. Burada kalan da 8. Burada kalan da 8. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 4 kök 3 yaptı. Burası 4 kök 3. Sonra burası hocam burası 60 olduğundan burası 120 derece oldu. 120'lik yay 120'lik yayda pi r kare 120 bölü 360'tır. E, ee, buradan bölü 3 geldi. 4 pi bölü 3 yaptı yani burası. 4 pi bölü 3 yaptı değil mi? Evet. Ee, burası da 4 pi bölü 3. Burası da 4 pi bölü 3 yaptı. O zaman arkadaşlar 4 pi bölü 3 mü? Evet 120 aynen ya da 120'lik yay uzunlukları 120'lik dereceler tam bir daire yapıyor da diyebilirdik. O zaman tüm alandan tüm alandan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Tüm alandan 3 tane daireyi çıkartırsam olay bitti. Tüm alan nedir? 3 tane 8 24 artı 4 kök 3 var artı bir de 4 pi bölü 3'ten 3 tane var. 4 pi bölü 3'ten 3 tane var. Bir de eksi 3 tane daire. 3 tane pi r kareyi çıkartacağız arkadaşlar. O zaman 24 artı 4 kök 3 artı şu 4 pi 4 pi 12 pi eksi 8 pi yaptı. Eksi 8 pi yapar arkadaşlar. O zaman 24 artı 4 kök eksi 8 pi oldu. 6. soru akçay oldu. Geldik 7. soruya. şekilde o merkezli 5 çember eşit aralıklarla iç içe yerleştirilmiş. Çemberler arasındaki uzaklık siyah çemberin yarıçapı kadardır. Hemen şu yarıçapı çapı çizdik. Şunlar eşit aralıklarla yapılmış ve siyah çemberin yarıçapı çapı kadar uzunluklar aralıklar varmış. Çemberler arasındaki uzaklık varmış. Peki bu R R R R R olduğunu biliyoruz. Buna göre turuncu ve mavi çemberlerin çevreleri toplamının turuncu ve mavinin ki birinin yarı çapı 5R diğerinin yarıçapı çapı da ne? Diğerinin yarıçapı çapı 3R yani 2 pi 5R artı 2 pi 3R bölü diğer yeşil ve kırmızıya 4'e 2. 2 pi 4 r artı 2 pi 2 r oranı nedir diye soruluyor. 6, 10, 16 pi r bölü 4 kere, 2, 4 kere 2 8 artı 4'ten 12 pi r yaptı. Pi r'ler gitti. 16 bölü 12 4'e böl 4, 4'e böl e 3. Yani cevap böylelikle 4 bölü 3 çıktı 7. soruda. Geldik 8'e. Evet. Boyalı bölgenin çevresi 8 pi olduğuna göre dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım Şimdi bunlar eş yarı çaplı çemberler değil mi? Evet. Çünkü niye? Bak bunun yarı çapı buraya R dersen. Şu D merkezli R yarı çaplı bir çeyrek yay. Hocam bu da aynı şekilde. Bu da R, bu da R, bu da aynı şekilde. E şuradakinin merkezi buysa. Bu da 2R ise burası da R R oldu. Bu da R merkezli çeyrek. Bu da R merkezli çeyrek değil mi arkadaşım? Evet. E, o zaman ben bir tanesini bulsam olay bitti bir tanesini bulunca olay bitecek. O zaman bir tanesi ne oluyor hatta? 8 pi ya. Buradaki yayların ölçüleri aynı çember yayları, çeyrek çember yayları olduğu için birbirine eşit. 8 pi'yi 4'e bölsek bir tanesi kaç yapıyor o zaman? 2 pi yapıyor. O zaman burası 2 pi. Hocam şurası 2 pi. Bu yayın uzunluğu 2 pi ise 2 pi neye eşit? 2 pi r bölü 4 çeyrek daireye eşit olacak. 2 pi'ler gitti. R'yi de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Evet R'ye 4 ise burası 4 oldu ve şurası da kaç oldu? 4, 4, 8 yaptı. O zaman alan neye eşit olacaktır? 4 çarpı 8'den 32'ye eşit olacaktır. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu 8. soruda. Geldik sonraki soruya. Evet A, B, C, D, F merkezli bilmem neler çizilmiş. Boyalı şeklin çevresi. Şimdi A merkezinin yarı kaç? 2. 2 yarı çaplı. B merkezinin yarı kaç? 3 yarıçaplı çaplı. C'ninki de 3. D'ninki kaç? 2. Sonra burasınınki kaç? 1, 2, 3, 4, 5. F'ninki de kaç? 2, 4, 5. Bitti. Yarı 2 olan 2 pi r ama çeyrek. Yarı çapı 2 olanın çeyrek. Dikkat. Yarı çapı 3 olanın da çeyrek. Artı 2 pi r bölü. 2 pi r bölü 4. Artı 3 olanın da zaten çeyrek. Yani 2 pi r bölü 4. Artı... Yine 2 olanın çeyrek 2 pi r bölü 4 artı 5 olanın da çeyrek 5 olanın da çeyrek 2 pi r bölü 4 artı 2 pi r bölü 4 yani 5 bölü 4. Bizden bu isteniyor arkadaşlar. Toplayalım bakalım. 4 pi 6 pi daha 10 pi 6 pi daha 16 pi 4 pi 20 pi yaptı. Ondan sonra 30 pi 40 pi yaptı. O zaman bu 40 pi bölü 4 yaptı. 10 pi yaptı arkadaşlar. Cevap böylelikle edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki kaslak sistemi bir kayışla şekildeki ki bağlıdır. Kaslaklar arasındaki en küçük uzaklık 60 cm ve en büyük uzaklık 180 cm olduğuna göre. Şimdi çemberler arasındaki en kısa mesafe nedir? Çemberler arasındaki en kısa mesafe merkezleri birleştirdiğinde şuradaki uzunluktur. E, en fazla uzaklık nedir? Merkezleri birleştirdiğinde şuradaki uzunluktur. A, o zaman buraya A, buraya da B, B diyecek olursam ben eğer. Şimdi sen şuraya da X dersen, en kısa uzaklık X, en fazla uzaklık da 2 artı 2B artı X olduğuna göre 2A artı 2B artı X bize ne verilmiş arkadaşlar? 180 verilmiş x'i de ne vermişler bize zaten? En kısa da zaten ya zaten x'i de vermişler. x'i kaç vermişler? 60. En küçük uzaklık. Burası 60 olarak verilmiş. Peki burası 60. Sonra 2a artı 2b artı 60'ın da kaç olduğunu biliyorum ben. 180. Böylelikle 2a artı 2b'yi ne buluruz? 120 buluruz. a artı b'ye de kaç çıkar? 60 çıkar. Tamam. Şimdi kullanılan kayışın uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar ne yapacağız burada? merkez teğet çektik merkez teğet çektikleri falan filan uygulayacağız galiba. Şimdi kullanılan kayış yani bizden şu uzunluk şu uzunluk bir de yay uzunlukları falan filan isteniliyor galiba. Evet şuradaki uzunluk A artı B de belli. A artı B kaç? 60. Buradaki uzunluk kaç olmuş oldu o zaman? Bak burası 60. A artı B 60 toplamda 120 mi yaptı burası? Evet. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Hocam dik üçgen oluştururken ne yapıyorduk? Dikdörtgen yapıyorduk. Şöyle bir dikdörtgen yapsak. Dikdörtgen yaptığımızda bak burası B iken burası da B. E burası A ya. A artı B çıktı mı çıktı. A artı B kaçtı? 60. E bunun tamamı 120. Çok güzel. Bir şekilde çıktı. Ne çıktı? 30, 60, 90 üçgen çıktı. Süper. Burası 60 oldu. Aynı şekilde aynı hamleden dolayı şurası da 60 olacak mı arkadaşım? Olacak. Burası da 60 oldu. Her şey çıktı. 30'un karşısı 60 en azından şuradaki uzunluğu 60'ı karşısında 60 köküç olarak buluruz. 60 köküç yani şu uzunluk 60 köküç. Aynı şekilde diğer uzunluk da 60 köküç. O zaman 60 köküç artı 60 köküç artı bir de şuradaki yay uzunlukları. Şu yay uzunluğu. Hocam 120'si burada 240'lık yay uzunluğu. 120'si burada 240'lık yay uzunluğu. Yani bu yay uzunluklarını toplayalım o zaman. 2 pi r yani a 240 bölü 360 artı 2 pi b o da 240 bölü 360 yaptı. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 6'ya bölsen 8'e 6'ya bölsen 4 12'ye bölsen 2 12'ye bölsen 12'ye bölsen evet 2 12'ye bölsen 3 2 3 kaldı. Yani 4 pi bölü 3 4 pi bölü 3 4 pi bölü 3 değil mi? Evet burası da 4 pi bölü 3 yapıyor. 2 3'ten dolayı. O zaman burası 120 köküç artı e, 4 pi bölü 3 parantezinde 4 pi bölü 3 parantezinde a artı b geldi. A artı b 60 olduğundan 60 da 3 sadeleşince 20 kaldı. 80 pi mi yaptı? Evet. 120 kök 3 artı 80 pi diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yani cevap 80 pi artı 120 kök 3 oldu. Gerçekten güzel bir soru. Yani hoş bir soru hatta biraz zor bir soru. Yani buradaki yay uzunluğunun çıkması için açı çıkması lazımdı. Özel üçgen burada da çıktı. Özel açı çıktı hatta burada. Güzel ÖSYM'nin soracağı türden bir soru. Dikkatli olun. 10. soruyu da böylelikle edremit bulduk ve böylelikle 12. testi bitirdik. O zaman ne Bir sonraki videoda 13. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.